İkinci Mahmud'un birçok reformu var. Bana göre en önemli reformu okul ve en zor yapılacak reformu kılık kıyafet. Evet. Çünkü yani o dönemde evet. halkın pantolonu giydirmek, o pantolon da günümüzdeki streç pantolonlar gibi. Yani bizim bir arkadaşımın evet. bir sözü var. O pantolonu şimdi giyip yola çıksan sana bir laf ederler diyor. Yani Sultan Mahmud'un daracık pantolonunu. Şimdi bu kılık kıyafet ile ilgili değişiklikleri nasıl yapıyor Sultan Mahmud? Yeniçerilik kaldırıldıktan sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ismiyle bir ordu kuruluyor. Ve o ordunun eskiden farklı olarak talimli bir ordu olması kararlaştırılıyor. Zaten kaldırılma nedenleri buydu Yeniçerilerin. Modern bir ordu değiller, kışlaya girmiyorlar ve talim yapmıyorlar. Kaldırıldıktan sonra kıyafette de bir takım düzenlemeler yapılmak isteniyor. Avrupa'yı olacak, evet. pantolon. Çünkü pratik olmayan unsurlar var. Mesela Yeniçerilerden sonra kurulan eşkincilerin başlarına taktıkları şubara isimli 8-9 dilimli kocaman başlıklar var. Yeniçeri üsküflerinden farklı olarak. Bunlarla savaşmak çok kolay değil. Bir de bunlar yağmura karşı dayanıksızlar. Yağmurda hemen yünden yapıldıkları için şişiyor. Kabarıyor, şişiyor ve pratik değiller. Büyük oldukları için de pratik değiller. Bu sebeple Mahmud bir çözüm olarak yeni orduya bir serpuş, başlık düşünmeye çalışıyor. O dönemde Mısır'da da Cihadiye ordusunda bir takım reformlar var. Yani biz reform yaparken Kavalalı Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu Cihadiye ordusu. İsmi Cihadiye ordusu. Fes onlardan geliyor. Mahmud Fes'i onlardan referans olarak gösteriyor. Hatta o dönemde bir meşveret meclisi yani umumi bir toplantı yapılıyor. Ulema ve devlet adamlarının katıldığı bir toplantı. Bu toplantıda Fes'in isminin dahi Fas'tan geldiği, Mağrib yani Kuzey Afrika'ya ait olduğu, Mekke Şerifi'nin emrindeki muhafızlardan bazılarının Fes taktığı, Kavalalı ordusunda ve Mısır'da da Fes'li insanlar bulunduğu, dolayısıyla İslam alemine ait bir başlık olduğu ısrarla vurgulanıyor. Meşveret meclisindeki tartışmalar da şurada odaklanıyor. Fes'in püskülünün boyutunda. İlk Fes'ler uzun püsküllüdür. Hüsrev Paşa'nın öyle bir resmi vardır. Uzun püsküllüdür. Hatta püsküllü bela lafı oradan gelir. Çünkü püsküllerin taranması gerekiyor. Yahudi çocuklara da ekmek kapısı olmuştur. Yağmur yağdığında ibrişim ipekten yapıldığı için püsküller kabardığından birbirine giriyor. Onların taraması için püskül tarayıcı esnafı çıkıyor. Yahudi çocuklardan ve püsküllü bela. Fes'in püskülünün boyutları filan konuşuluyor. Ve meşihattan yani Şeyhülislamlık makamından onay alınarak Fes'in askere başlık olarak giydirilmesi kararı çıkıyor. Yani değişik bir şey alıyorlar. İlk etapta memurlara ve ilmiye mensuplarına zorunlu kılınmıyor. Zaten hiçbir dönemde ilmiye mensuplarına dokunulmuyor. Daha sonra bu memurlara, devlet memurlarına bir başlık olarak kabul edilecektir. Yani Sultan Mahmud zorla Fes'i getiriyor. Cumhuriyet döneminde de Fes'in çıkması problem oluyor. Yani Fes, Mahmud döneminde bir küfür alameti yahut gavurluk unsuru iken Cumhuriyet döneminde muhafazakarlığın sembolü haline dönüştürülüyor. Yani 100 yıl içinde. Aslında Fes değil. Şapka giymemek. Evet. Sarık. Fes pek değil. Evet. Batıya. Yani Fes kavgası yoktur. Pantolon bahsileri. Sarık kavgası vardır. Vardır doğru. Ve şapka giymeme. Hadiseler vardır. Şimdi... Pantolon bahsiyle ilgili olarak da Lütfi Efendi tarihinde çok ilginç şeyler var. Mahmud yurt dışında özellikle Avusturya'ya üniforma siparişi veriyor. Ancak halkın buna vereceği tepkiyi ölçmek için öncelikle iki kurban seçiliyor. Onların hatta isimlerini dahi verebiliriz. Bir tanesi Kuruçeşmeli Hasan, öbürü de Avni Bey. Bunlar Asakir-i Mansure ordusu subaylarından ikisi. İlk defa bunlara mı giydirmiş? Evet, ilk defa 1800. Evet. Bunlara giydirilip çarşıya salınıyor halkın tepkisini ölçmek için. Ancak Mısır Çarşısı civarında halk bunları gördüğünde bu ne biçim edepsiz bir şeydir, tiz maşlah getirin filan diyorlar. Edepsiz buluyorlar. Lütfi'nin ifadesine göre çirkin bulundu diyor. Ve bunları karga tulumba dövmeye başlıyorlar. Devlet bu meseleyi kapatabilmek için pantolon filan bahsini gündeme getirmiyor. Diyor ki Ramazan ayında çarşıda oruç yedikleri tespit edilmiştir. O sebeple sair günahı kebairi işlediklerinden Türkçe söyledim. Büyük günahları işlediklerinden dolayı İzmir ve Bursa'ya sürülüyorlar. Ya adama pantolonu devlet giydiriyor, evet. Sonra da adamları devlet mi sürüyor? Avusturya'dan getirtilen üniformalar bir dönem rafa kaldırılıyor. Tabii işte şey yani, halkın nabzı ölçülüyor orada. Yani o bakıyor ki tepki veriyor. Evet. Şey yapılıyor. Sonradan tekrar mı uygulamaya sokuyor? Sonradan tabii ki
bir yıl sonra tekrardan uygulamaya konuyor. Ondan sonra 1829 işte kıyafet nizamnamesinden sonra da devlet memurlarına da fes giyme zorunluluğu getiriliyor. Ama bazı yerlerde görüyoruz herkese fes giydirilmiş gibi anlatılıyor. Bu mümkün değil. Çünkü ilmiye mensuplarına, ulemaya hiçbir dönemde kıyafet sarına dayatması dokunulmuyor. Yapılmamıştır. Kıyafetleriyle, cübbeleriyle vesaireyle işlerine ve hayatlarına devam etmişlerdir. Bu arada Sultan Mahmut Avusturya sefirine birkaç takım elbise sipariş veriyor ya da istediğini söylüyor. Adamcağız bunu imparatora bildiriyor. İmparator 16 sandık kıyafet gönderiyor. Gönderiyor ama onlar işte depolara kaldırılıyor. He. Depolara kaldırılıyor. Sultan Mahmut ilk defa Osmanlı tarihinde kamuoyuyla temas eden adamdır. Memleket gezilerine çıkan adamdır. Doğru. 1830 ile 35 arasında yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla 5 tane memleket gezisine çıkıyor. Bunlar devrin ulaşım imkanları nedeniyle Ege ve Doğu Trakya ağırlıklıdır. Hı. Bu gezileri gerçekleştirdiği reformları halka tanıtmak ve model olarak göstermek için kullanıyor. Beraberinde mızıkayı götürüyor. Hı. Mızıkayı Hümayun orada konserler veriyor. Kendisi fesli ve harvanili, setre pantolonlu olarak halkın karşısına çıkıyor. Bizzat değil ama aracılar vasıtasıyla halka nutuk veriyor. Gayrimüslimleri ve Müslümanları aynı meydanda topluyor. İlk resmini devlet dairelerine ilk koyduran padişah. Evet. Ya bu da kolay kabul edilecek bir şey değil. O konuda da bir şeyler söyleyeyim. Evet, hani bizim bugün çok bize basit gelebilir. Evet. Resim asmak ki o dönemdeki adı Taliki Tasviri Hümayun'dur. Devlet yani padişahın resminin asılmasıdır. Kurbanlar kesilmiştir, dualar edilmiştir. Mahmut orada çok ince bir siyaset takip ediyor. Ulema-i Rusum dediğimiz devletten maaş alan, devletin kademelerinde görev yapan, kurumlarında görev yapan ulema kendisine bu konuda destek vermiyor. Yıl 1836. Bunun yerine madem ki işin meşruiyet kazanması için sakallı taifesinden adam lazım, padişah da bu sefer Sadat-ı Kiram dediğimiz tekke şeyhleriyle temasa geçiyor. Hmm. Ulema-i Rusum'un resmi ulemanın vermediği desteği tekke şeyhlerinden alıyor. Halvetiye'nin iki kolu, iki önemli kolu olan Celvetiye ve Sümbüliye şeyhleri mesela Hüdayi Şeyhi dua ediyor. Sümbüliye Şeyhi de Fatiha veriyor. Yunus Efendi Fatiha veriyor ve dualar eşliğinde padişahın resmi önce Selimiye ve Rami kışlalarına asılıyor. Ardından Ağustos 1836'da da Babali'ye asılıyor. Hmm. Yani, Müslümanlar peki yani diğer taraftakiler Müslüman. Bu İslamiyet'e karşı hayır yani daha doğrusu şöyle resim sonuçta İslamiyet'e tabii. Karşı herhalde İslam'da pek hoş görülmüyor. O sebeple saçlı şeyh ve müderris Boşnak Efendi vaazlarında bunun bir gavur alameti ya da daha doğrusu Franklere ait alafranga bir uygulama olduğunu öne sürüyorlar ve tabii halkı tahrik ediyorlar.